Tahir. Abi sen ne yaptın? Sana sakin ol demedik mi? Öfkenin gözünü karartmasına nasıl izin verirsin? Bak, senin Turgut diye tartakladığın adam Korkut Ölmez adıyla yatıyor hastanede. Ama sen burada sade bir vatandaşa işkence etmiş sayılıyorsun. Mahir gelme şu oyuna. Geldim bile. Onu sıkıştıracağımı biliyordum. Ona eziyet edeceğimi, alıp götüreceğimi. Yok artık. Psikopat mı bu herif? Bilse niye böyle bir şeye izin versin? Mağdur oynamak için. Feride'nin gözünde canavara dönüşmem için. İçeri tıkılıp elimi kolumu bağlamak için. Şerefsiz. Başından beri planı buydu zaten. İnce ince planladı her şeyi. Sabırla zamanını bekledi. Vakti gelince de karşıma çıkıp zıvanadan çıkardı beni. Bastıkça bastı damarımı. Onu iyice tartaklamamı istedi. Ben de istediğini yaptım. E tamam. Eziyet etmene izin verdi. Hepsini hesapladı. Polisin geleceğini nasıl hesapladı? Müneccim mi bu herif? Zeki kardeşim, zeki. Zehir gibi çalışıyor aklı. Üstelik yalnız da değil. Diyelim ki onu evden aldığımı çalışanları polise haber verdi. Peki mıntıkaya geleceğim kim biliyordu? Kimse. Demek ki birileri peşimizdeydi. Biz yazıhaneye girince o da gitti polise ihbar etti. Mahir! Mahir seninle bir şey konuşmam lazım, çok acil. Sadece 2 dakikanız var. Sonra hemen çıkacaksınız. Tabii komiser bey. Mahir buradan çıkman lazım, hem de hemen. Babanı kaçırmışlar. Kim? Nail abi, marangozhaneye götürmüşler. Senden öcü almak için babanı öldüreceklermiş Mahir. Belgin git. Babam nerede öğrenmeye çalışıyor. Tamam. Ben öğrenirim. Ben öğrenirim de sen ne yapacaksın burada? Buradan çıkacağım. Ne pahasına olursa olsun buradan çıkacağım. Nasıl? Git Belgin. Babam nerede öğrenmeye çalışıyor. Hadi git. Tamam. Hadi. Ben öğreneceğim. Ben öğreneceğim. Hadi. Şerefsizler. Şerefsizler. Babam öyle şey olursun. Durun ben. Durun ben. Niye bağırıyor Mahir? Babasını kaçırdılar. Nazif babayı. Kim? Nail abi. Bak ne yap ne et. Arkadaşını çıkar buradan. Yoksa sonu çok kötü olacak bu işin. Ben de ne yapabiliyorum gidip bir bakayım. Müsaadenizle komiserim. Arkadaşı nezarete alacağız. Bir şey olmuş. Nazif babayı kaçırmışlar. Ne? Anca o çıkartabilir burada. Sen hadi, de. Hadi. Tamam, tamam. Hadi. Nasılsa bir açık vereceksin Turgut. Hiç kimse mükemmel değildir. Elbet sen de bir gün hata yapacaksın ve ben de o günü bekleyeceğim. Ömrümün son günü bile olsa bekleyeceğim. Haklısınız Feride Hanımcığım, haklısınız. Hatalar insan içindir. Nitekim... Siz de hata yaptınız. Size verdiğim o dosyayı işleme koysaydınız. Mahir denen o canavarın cezasını verseydiniz. Üzerime saldırıp beni bu hale sokmayacaktı. İstediğin olmayacak.
Mahir'e ceza vermeyeceğim, anladın mı? Bunu o kalın kafana sok. Nasıl yani? Mahir cezasını çekmeyecek mi? Oysa o aslı bir katil. Bir insanın canını elleriyle alan bir katil. Asıl katil sensin. Hem de soğukkanlı, sinsi bir katil. O ellerinde kim bilir kaç masum kanı var. Ama sen bak gayet mutlu, özgürce yaşıyorsun. Sen böyle özgürce yaşarken Mahir mi tutsak olacak? Bilmem, o sizin takdirinize kalan bir şey. Yakalanacaksın Turgut. Yakalanacaksın. Ve ben senin asıl işini zevkle izleyeceğim. Yapamazsın ki. Ben bu devletin hakimiyim. Yaparım. Yapacağım da göreceksin. Ne pahasına olursa olsun senin suçunu ispat edeceğim ve seni yargılayacağım. Bakalım o zaman da benim gözlerime böyle küstahça bakabilecek misin? Çok güzelsiniz. Oldu mu şimdi bu? Devletin özel bir görevlisine bu yaptığınız hiç yakışık aldı mı? Çok ayıp. Çok. Ya Feride'ciğim, buraya geldiysem elbette bir amacım var. Üstelik devletin bana vermiş olduğu şanlı bir amaç. Velhasıl cancağızım, beni yakalatmak için boşuna uğraşma. Ha, yani o tatlı emeklerini bana yardım etmek için harcayabilirsin. İnan hayır demem. Bu da yalan. Madem inanmıyorsun, git babacığına sor. O senin için öğrenir. Ne? Babamın ne alakası var? Sor, sor sen sor. Müsaadenizle hanımefendi, Korkut Bey'in ifadesini almamız gerekiyor. Bugün de günün minesi soldu ha Nazif? Belki de göreceğin son akşam bu olacak. Tadını çıkarmaya bak bence. Emin ol. Ne bu akşam göreceğim son akşam, ne de sen karşılaşacağım son şerefsiz. Mahir'deki cüretkar eda senden geliyor demek. Güzel. Umut güzel şeydir. Kibar, nazif. İnsan içini sağ tutar. Ama hakikati değiştirmeye gücü ne kadar yeter? Hep beraber göreceğiz. Feride hakim evde yok. Annesiyle görüştüm. Gelme dedi. Allah Allah, nereye gitti ki? Hastaneye gidip geleceğim dedi. Ne yapacağız komiserim? Bizim karakolda olsak kimse anlamadan salardık Mahir'i. Bilmiyorum Kemal, bilmiyorum. Delireceğim. Elim kolum bağlı. Olmadı biz gidip kurtaracağız Nazif babayı. Komiserim nereye? Bir girip bakacağım savcı beyin odasına. Turgut'un ifadesi gelmiş mi? Mahir'in akıbeti ne olacak? Sen hastaneden mi geliyorsun? Evet komiserim. Turgut Akın'ın dosyası mı bu? Hayır komiserim.
Korkut ölmesin. Lan yürü git. Kızmayın komiserim. Ver bakayım şu ifadeyi. Bakalım ne masallar anlatmış yine Turgut Efendi. Savcı bekliyor komiserim. Malum görev yeriniz burası değil. Başım derde girer sonra. Hadi Yasin, hadi Yasin, hadi. Ya Mahir abi. Madem biz içerideyiz. Madem bizim elimiz kolumuz bağlı dışarıya haber salalım. Heh? Orhan abi, Bülent abi, İsmet abi. Ya ne bileyim herkese. Dalen abi gelsin. Herkes gelsin işte abi. Dört bir yana dağılsınlar, arasınlar ne bileyim. Benim çıkmam şart Osman. Dertleri benimle. Ha, abi tamam da bu Turgut senin salıverilmemen için her şeyi yapacak. Bu belli bir kere. Turgut, ah lan Turgut. Abi polise anlatalım durumu. Bak izin ver Yasin herkesi seferber etsin. Asla. Anında öldürürler bana. Ne yaptın Yasin? Ne yaptın? Çıkabilecek miyim buradan? Ha, var mı bir umut? Var abi var. Savcı salıverilmeni istemiş. Tabii Osman'ın da. Nasıl oldu bu? Feride mi? Yok değil. Turgut'un ifadesi. Ne demiş ki? Mahir bana işkence etmedi. Hatta hayatımı kurtardı. Yardım etti demiş. Hadi oğlum hadi. Var bir hesabı bakalım. Neyse ne. Derdim şimdi o değil babam. Hadi gidelim hemen. Savcı bıraktı. Turgut şikayetçi olmamış. Hatta onu kurtardığımı söylemiş. Bir dakika benim aklım karıştı. Nasıl yani? Seni suçlamamış mı? Feride bunları sonra konuşsak. Benim hemen gitmem gerek. Nereye Mahir? Babamı kaçırdılar Feride. Aman Allah'ım ne diyorsun sen Mahir? Feride benim hemen gitmem lazım. Babamı bulacağım. Mahir bir dakika. Nerede bulacaksın? Nerede arayacaksın? Polislere anlatmadın mı? Onlardan yardım isteseydik. Ne sen ne de polis. Kimse karışmayacak bu işe. Babam zarar görürse... Sakın Feride. Bu benim meselem. Sakın karışmasam. Mahir. Bir şey söyle bana. Ben bir şey yapayım senin için. Sana yardım edeyim. Olursa dayanamam ben ölürüm. Dayanamam yaşayamam ölürüm Feride. Sakın. Anma ölümü. Alma uğursuz kelimeyi ağzına sakın. Feride bizim eve git. Kardeşlerin başında dur. Durumu idare et. Korkmasınlar. Tamam. Yürekli kadınım benim. Abi. İyice karıştı yaz. Turgut, en büyük düğüm o bence. Ben bugün ona gittim, konuştum. Neden geldin dedim. Niyetin nedir dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Devlet için çalışıyormuş güya, gizli görevdeymiş. Hadi oradan Feride. Ne biçim adam bu? Nasıl çalışıyor bunun kafası? Nereden uyduruyor o kadar masalı anlamıyorum ben. Bilmiyorum yaz. Peki ya hakikatse? Ölmemesi, bu kadar zaman gizli kalması... Bütün kayıtları yok etmesi, başka birinin kimliğine bürünmesi... Bunu... De ki öyle. Nereden anlayacaksın? Babam. Ona sor dedi. Feride baban eskiden bakanlık yapmış olabilir. Devlette tanıdıkları da olabilir. Ama bu işler gizliyse öyle herkes bilemez. Öyle olmuyor yani o işler. Bilmiyorum Yasin. Bir ima ile git babana sor dedi.
Ben de şimdi babamla gideceğim. Konuşacağım, ondan sonra da Mahir'lere gideceğim, tamam mı? Bir şey öğrenirsen bana da haber ver. Tamam. Kemal. Anlat hadi. Dur Songül. Babam geldi mi? Yok, gelmedi daha. Çok şükür. Aklım çıktı ondan sonra geleceğim eve diye. Anlatsana. Ne dedi İsmail abi cevabını duyunca? Nasıl sevindi Songül bir bilsen. Çocuk gibiydi. Ay çok romantik. Çok güzel. Babamla konuşacağım akşam. Bakalım güzel mi değil mi göreceğiz. Nasıl konuşacaksam o da ayrı mesele. Evde ne istersen var. Sen dışarı çıkma, tamam mı? Tamam. Hep böyle akşamları gidecek misin? Yalnız mı kalacağım ben? Şimdilik böyle. Sabaha gelirim. Kapıyı da kimseye açma. Konu komşuya evliyiz dedim. Öyle mecbur kalır da açarsan kocam evde yok de yola gitsinler. Tamam, merak etme. Anlat Selim, neler çeviriyor bu Turgut? Ben de anlamadım efendim. Önce Mahir'i ihbar ettirdi, gittik yakaladık. Sonra da ifadesinde Mahir suçsuz demiş. Ne yapmak istiyor, maksadı ne? Bilmiyorum efendim. Ha, bu arada Necdet... Sizinle acilen görüşmek istiyorum. Tamam, tamam. İyi akşamlar. Sana da kızım. Ben sizi tanıyor muyum? Selim Bey benim müstesna bir dostumdur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne yeni atandı kendisi. Öyle mi? Turgut Akın'la ilgili malumat veriyordu bana. Ben Turgut Akın'la bu kadar ilgili olduğunu bilmiyordum baba. Evet, zamanında sana karşı onu çok savunmuştum, haklısın. Ama görüyorum ki sen haklı çıktın. Ben de senin gibi adaletin yerine getirilmesini istiyorum kızım, hepsi o kadar. Siz bilirsiniz, Turgut bana devlet için çalıştığını söyledi, doğru mu bu? Bilmiyorum. Gizli bir durum olabilir. Ama öğrenirim. Sen biliyor musun baba? Ben sana o adamdan uzak dur demedim mi? Niçin lafımı dinlemiyorsun? Ben hakimim baba. Benim işim suçlular. Turgut da bir suçlu olduğuna göre ondan uzak durmam mümkün değil. Haklısın ama yine de temkinli ol kızım. Biz gidelim mi Selim? Hayırdır bu saatte? Acil bir işimiz çıktı da. Siyasi bir şeyle ilgili herhalde. Hayır. Özel. Kızı. Anne. Hoş geldin. Özledim seni. Hoş bulduk. Ben de özledim anneciğim. Ama hemen çıkmam gerekiyor. Aşk olsun Feride. Hasret kaldık yüzüne. Bu nasıl iş? Sen ne yapıyorsun? Hem geldin, nereye gidiyorsun şimdi? Geldim çünkü babama bir şey sormam gerekiyordu. Şimdi işim var, o yüzden gitmem gerekiyor. Babam geldiğinde de Feride'nin acil bir işi çıktı de, tamam mı? Hiç olmuyor böyle ama. Hem aranızda kalıyorum hem endişeleniyorum senin için. Merak etme beni. Endişelenme de. Yarın gelirim, görüşürüz. Tamam. Hadi görüşürüz. Thank you.
Mahir! Neredesin lan köpek? Etrafa bakın. Gitmişler abi. Yetişemedim. Babamı alıp gitmişler. Neredelerse bulacağım. Hangi deliğe girdilerse hepsini oraya gömeceğim. Kimse yok arka tarafta. Burnuma pis kokular geliyor Mahir. Şimdi sizler eğer bir şey yapsınlar babamın kılına zarar gelsin. Dünyayı başlarına yıkarım. Yapma Mahir. Dur evlat. Gücünü o şerefsizleri bulduğumuz zamana sakla. Gidiyoruz. Nail abi kafayı yemiş. Boyundan büyük işlere kalkışmış. Nazif'i kaçırmış. Pardon. Nazif kim? Kibar Nazif. Mahir'in babası. Nazif Kara. Ha. Ne maksatla kaçırmış anlamadım. Yusuf saf mısın bizi mi yiyorsun acaba? Ne için olacak canım? Mahir'e inat işte. Maşallah. Bize sormadan danışmadan tezgah kurmuş arkamızdan. Hep birlikte karar vermedik mi? Bu işi Orhan halledecek, elimizi kire çamura bulaştırmayacağız demedik mi? Dediniz, dediniz ama işe yaramamış belli ki. Nail abi bozmuş anlaşmayı. Başlarım bu Nail abinin şaraf çanağına. Allah Allah. Arkamızdan hiç çevirmek yok öyle. Bana ne bağırıyorsun be? Sanki ben dedim. Tamam. Sakin. Sırası değil. Önce o sakin olacak Yusuf. Vallahi atlar mı seni böyle etkiliyor bilmiyorum ama böyle birdenbire şaha kalkmana gerek yok. Zaten sen burada bağırırken Mahir çoktan boğazına çökmüştür Nail abinin. Almış çekmiş kurtarmıştır babasını. Gerçi Nail'i Mahir'in elinden kim kurtaracak? Orasını ben bilemem. Öyle olacağı nereden belli Matmazel? Ne demek nereden belli? Bir günlük plandan iş mi olur ayol? Hele ki sizleri yanına almamışken. Ah, buraya da yazdım. Mahir babasını söke söke alacak. Sonunda olan Nail abi olacak. Mukadderat. Açtım ben. Aa, hoş geldin Feride abla. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sofrada kurulmuş. Biz de babam bekliyorduk oturmak için. Tam zamanında gelmişim o zaman. Birlikte yeriz. Tabii. Seviniriz. Kusura bakma şaşırdık biraz. Ver paltonu alayım. Abim nerede? O da gelir mi yeme? Bilmiyorum. Bugün görmedim hiç. Öyle mi? Son gece bir tabak daha getir istersen sen. Tamam. Bence bu konu bizi hiç ilgilendirmiyor. Babam nerede? Nail'in yanındaymış. Biz de yeni öğrendik Belgin'den. Marangozhaneye baktın mı? Yoklar orada. Nasıl yoklar? Babam nerede? Nail nerede? Bilip de söylemiyorsanız. Bilmiyoruz dedik ya Mahir. Biz de şimdi öğrendik. Bu Monsieur Nail'in bizden bağımsız bir eylemi aranızda. Ziya geldi. Nail abiden haber getirmiş. Nerede? Gitti abi. Nasıl gitti lan? DJ'nin editisi orada gitti abi. Haber neymiş? Mahir teklifimi kabul ediyorsa havaya bir ateş etsin. Biz anlarız. Onu bulur, vazifenin teferruatını veririz dedi. Neyi anlarız? Teklif ne? Tek seferde adam gibi anlat şunu. Tuncer abi yarın öğleden sonra başka hapishaneye yollayacaklarmış. Nail abi demiş ki Mahir Tuncer'i kaçırsın. Sağ salim bize teslim etsin. Karşılığında gelsin babasını alsın demiş.
Kim bu Tuncer? Nail'in büyük oğlu. Bir müddettir içerideydi. Babasının narına düştü cezaevine. Nail abi onu kaçırmak için her şeyi göze aldı. Neredeyse başaracaklardı. Tuncer içeriden, babası dışarıdan iğneyle kuyu kazdılar ama... Son dakika Tuncer yakayı ele verdi. Hal böyle olunca cezası katladı tabii. Yetmedi, şimdi de başka bir yere sevk ediyorlar. Demek bu defa işi sana yaptıracak. Babana karşılık Tuncer. Senin anlayacağın bir nevi maşa olacaksın karadayı. Tarafına mı gidiyoruz? Diyelim ki öyle. Ne yapacaksın? He? Ekmek ufalayıp iz mi bırakacaksın ardında? Yoksa güvercin mi yollayacaksın oğluna? Sana mezar olacak Muhit'i öğrenmek istedim. Ey gidi günler ey. Bir zamanlar biz de gençtik be Nazif. Adını ilk duyduğumda pek naif gelmişti bana. Kibar Nazif. Ama sonra namın yürüyünce dedim ki alemin kralı olacak bu kibar. Nitekim de öyle oldu. Adını duyan titriyordu, geri duruyordu. Mahallene girmeye kimse cesaret edemiyordu. Oğlun da sana benziyor. Ceval, yürekli, bilekli. Aslına bakarsan haklı biliyor musun? Tüm maksadı beni öldürmek. Amacı seni kurtarmak çünkü. Canı pahasına da olsa kurtaracak. Ama su nasıl önüne akarsa... Nesil de öyle be Nazif. Biz babayız Nazif. Evlatlarımızın sağlığı için, varlığı için... gerekirse ömrümüzü sereriz yollarına. Sen de ben de evlatlarımız için canımızı bile veririz. Yalan mı? Benim oğlan Tuncer. Gözümün feri. Adımı, çatımı yaşatacak tek güvencem. Mahir de onu kurtaracak, bana teslim edecek tek adam. Yani senin anlayacağın kibar Nazif... Kaderlerimiz evlatlarımızın elinde. Tek endişem Mahir'in kusuru. Bakma öyle. Mahir fazla dürüst. Doğrucu Davut. Çekmez olsun sana çekmiş oyu. Yıllarca marifet gibi sakladığınız bu sıfat ikinizin de sonunu hazırlayacak. Anlayacaksın. Benim mezarıma daha çok yol var Nazif. Mahir'le senin mezarın yakın. Çok yakın. Dağılın etrafa. İyice bakın. Silah sesini beklediklerine göre yakında bir yerdeler. Şüpheli kimi görürseniz getirin. Yalnız dikkatli olun. Hadi. Tamam abi. Evi nerede bu Nail'in? Nerede yaşar? Kuyruğu sıkışınca nereye saklanır? Evini bu işe karıştırmaz Nail abi. Karısı, iki kızı, bir de küçük oğlu yaşıyordu. Marangozhaneden başka bir mekanı var mı bilmiyorum. Belgin, senin bildiğin başka bir yer var mı? Yok. Nail abi yaşlı olabilir ama aptal değildir. Bizi bu işe bulaştırmadığına göre sonunu da bilmemizi istemez. Velhasıl onu bulamayacağımız bir yere sotelenmiştir. Nerede olduğunu bilip de söylemiyorsanız, ben de bunu sonradan öğrenirsem başım üstüne yemin olsun o Susan'ın canını alırım. Şimdi bir daha düşün. Nerede olabilirler? Dedik ya bilmiyoruz diye Mahir.
Bu işle alakamız yok. Yani burada boşuna vakit kaybediyorsun. Pekala. Benden günah gittin. Ne yapacaksın? Kaçıracak mısın oğlunu? Babamı bulacağım. Nedir Osman? Kimse yok abi. Bırak şüpheliyi, sokakta incin top oynuyor. Yok abi, kimse yok. Osman, git Orhan'ı bul. Seyisler babamın nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Doğru mu öğrensin? Tamam abi. Seyfe sen de git. Başka çarem kalmadı abi. Geçen her dakika babamın ömründen eksiliyor. Bana bunu yaptıranların cezasını ellerimle vereceğim. İşaret geldi. Sen koş Nail abiye haber ver. Yak ulan şu ışıkları. Karanlıkta körebi oynatma bize. Gel bakalım kibarım, gel. Kusura bakma, misafirlik için uygun bir yer değil ama... ne yapacaksın? Ama içkiyle aran iyiyse tam menbaana düştün ha. Otur otur. Ne dersin? Senin oğlanı beklerken açalım bir ufak? Geliyor seninki. Durun. Gelsin. Babam nerede? Söyleyeceğim. Ama yalnız sana. Başlatma lan sana da bunu. Babamı nereye götürdüğünü söyle. Olmaz. Sadece sen bileceksin. Ben götüreceğim seni. Kalabalık gidersek Nail abi anında sıkar babanın kafasını. Alın bunu arabaya. Hiç bu kadar gecikmezdi babam. Hiç meraklanmaya başladım. Bir de haber verirdi mutlaka. Ya İsmet abi falan gördü mü acaba? Ben gidip sorayım mı abla? Yok canım, gerek yok. Telaşlanmayın. Bir işi falan çıkmıştır. Feride. Bir şeyler biliyorsun değil mi sen? Söyle ne oluyor? Aslanım, bir başına gitme. Niyet iyi olsa meydanda buluşurdu. Kuytuya çekmezdi seni. Babamı tehlikeye atamam abi. Duydun Etin'in dediklerini. Hem daha benimle işi var. Oğlunu almadan babama dokunmaya cesaret edemez. Ama bakarsın bir yolunu bulur. Babamı da alır gelirim. Hiç olmazsa çaktırmadan ardından gelelim ha. Hayır abi. Bir aksilik çıkar. Ucu babama dokunur. Sonra da ben yaşayamam. Allah yardımcın olsun. Ne tarafa?
Evvela çıkalım şu mahalleden. Allah'ım yeter artık yeter. Ne zaman huzurlu oturacağız şu masaya biz? Kime ne yaptık? Yeter. Gülüm yapma böyle. Yapma. Abla babam hasta. Kalbi var. Ya dayanamazsa ya da bir şey olursa biz ne yaparız? Ben Yasin'i arayacağım. Hayır Songül hayır. Haberi var Yasin. Elinden geleni yapıyor zaten. Gel geç otur şöyle. Sakinleş. Gel canım. Abim biliyor mu? O bulur babamın nerede olduğunu. Tabii ki. Mahir ne yapar eder bulur nasıl babayı bak göreceksin. Tamam mı Songül'cüğüm? Tamam mı hayatım? İnşallah. Oo Belgin'cim. Akşam akşam bu ziyaretini neye borçluyum acaba? Sana da iyi akşamlar. Ne oldu cancağızım bu ne hal? Şaştı. Planlar şaştı Turgut. Nail abi cozuttu. Anlamadım. Nail abi çark etti yani. Durumdan faydalanmak istedi belli ki. Hazır nazifi kaşırmışken Mahir'i de kullanayım dedi. Bir dakika bir dakika. Sen bu işi bana sakin sakin bir izah et bakalım. Nail abinin oğlu var hapiste. Evet. Haber salmış Mahir'e. Oğlumu hapisten kurtar gel al babanı demiş. Anladın mı şimdi? Anladım da. Senin bundan haberin yok muydu? Yoktu. Nereden haberim olacaktı? Ah Belgin'cim ah. Çok zeki, cevval bir kadınsın. Mamavi tecrüben eksik. Bir işi kurup kenara çekilmeyeceksin. Kontrol edeceksin. Hep elin üstünde olacak. Aksi halde aynen şu anki gibi çuvallaman kaçınılmaz. Ay sen bana akıl vereceğine ne yapacağız onu söyle Turgut. Çok basit. Mahir'in bu oğlanı hapishaneden kaçırmasına yardım edeceğiz. Yardım edeceğiz ki istediğimiz kapışma gerçekleşsin. Necdet, seni dinliyorum. Size bir soru soracağım Mehmet Sahin Bey. Sizce Mahir Kara neden kabadayı oldu? Neden olacak? Adamın fıtratında var bu. Kabadayı olarak doğmuş anasından. İşin aslı öyle değil ama. Mahir Kara bir amaç uğruna kabadayı oldu. Hem de hayatını adadığı bir amaç uğruna. Bak sen. Neymiş bu amaç? Çok merak ettim doğrusu. Başta ben de anlayamadım da. Sonra parçaları birleştirince hele ki Turgut da gayipten vardı deyince mevzuyu çaktım. Mahir anasıyla yeğenini bombalayıp öldüren adamın peşine düştü. Peki niye? Onu bulunca ümüğüne yapışacak ve beyefendi kim diye soracak. Yani anlayacağınız beyefendi Mahir'in bu hayattaki amacı zat-ı alimizi bulmak. Thank you.